Beyaz TV ekranlarından herkese öncelikle hayırlı Ramazanlar efendim. Bu güzel cumartesi gününde yine sizler için Söz Sende ekibi olarak harika bir program hazırladık. Dopdolu, kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz, değil mi Şafak? Her zaman olduğu gibi kesinlikle Ece öyle. Bugünkü konuklarımız birbirinden değerli. Bu yüzden ilk merhabayı demek için gerçekten çok heyecanlıyım. Evet. Lafı sözü sana bırakıyorum. İlk konumuzla başlayalım. Valla ben de heyecanlıyım çünkü hem benim yakın dostum hem ailesi de aynı şekilde. Hepinizin yakından tanıdığı pop müzik dünyasına damgasını vurmuş bir isim. Sevgili Tayfun Duygulu bizlerle beraber. Hoş geldin Tayfun. Hoş bulduk. Hoş geldin. Seni görmek ne kadar Çok güzel mersi. burada. Çok teşekkür ediyorum. Harika ağırladınız öncesinde. Çok keyifliyim o yüzden. Güzel bir sohbet olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir kere gerçekten de hani seni çok eski tanıyorum ve hiç değişmemeyi nasıl başarıyorsun? Hep aynı Evet. tarzın, tavrın, duruşun, yakışıklılığın, her Teşekkür şeyinle ederim. aynısın Efendim, maşallah. teveccühünüz. Uzun söze ne hacet? Herhalde biraz genetik diyorum çoğu zaman. Ama benim hayat enerjimle alakalı muhtemelen diye düşünüyorum. Kesinlikle, Bu öyle olsa kesinlikle gerek hayat herhalde. enerjisiyle Genç alakalı bir kalmayı şey. isteyen genç kalır diyeyim ben buna. Bence de, bence de. Türk pop müziğinin yükselişe geçtiğini zamanın en önde gelen sanatçılarından bir tanesiniz. Evet. Şimdi bildiğimiz kadarıyla dede Udi ve besteci, Evet. babaanne yorumcu, baba caz Aynen öyle. sanatçısı. Bravo. Bütün bu ailenin için herhalde başka bir meslek olmazdı diye düşünüyorum. Zor olurdu. Kalemim çok iyiydi. Yani şiir tarzı değildi, daha çok çizme üzerine. Ressamlık. Benden iyi bir ressam olacağını düşünüyorlardı. Şimdi ailede babam, dayılarım, annem çok iyi resim çiziyorlar. Dolayısıyla ben de oradan yola çıkarak, hatta mansiyon ödüllüyüm ben. İlkokullar arası Atatürk Portre Yarışması'nda mansiyonum var benim. Ki yani biraz izin verselerdi ben hemen 2 dakikada 3 dakikada çizdim bakarak. Ya biraz müsaade ediliyor. Hayır, vakit kalmadı. Bak geç kalıyoruz dediler. Biraz daha olsaydı iyi bir derece alırım şimdi diye Türkiye'nin düşünüyorum. en iyi ressamlarından birisi olacakken Türkiye'nin en iyi şarkıcılarından birisi olmuşsunuz. Bu da güzel. Şükür yani. Önce tabii müzisyenlik geliyor. Müzisyenlikle başlayıp şarkıcılığa geçtim. Tabii. Evet. Ama arada yine tabii denediğim bir sürü şey de var biliyorsunuz. Ve Teşekkür yani ederim. bu eski şarkıların tadı çok başka ya. Yani şu anda bu lezzeti hiçbir şarkıda alamıyorum ben. Yani o kadar Evet. Evet. duygusu farklı, Tabii. ruhu farklı, hani Kesinlikle. yorumu farklı. Zaten senin hani kalemin Bu biraz notaları. cazy bir parça. Evet Pop yani. caz. Evet tam pop Böyle. caz bir şarkı ve çok çok keyifli yani. Yüreğine Teşekkür ederim. sağlık. Peki hepimizin tabii en sevdiği şarkılardan biri de rahmetli Kerim Tekin'in söylediği bu Kar Beyaz Evet. şarkısı. Ben de Evet. çok severim. Peki bu şarkı nasıl ortaya çıktı? Yani hikayesi nedir bu? Unutulmaz eserin. Şimdi çok fazla özümsediğim birkaç tane müzik stili var. Yani ben pop şarkıcısı olma sebebim belki de. Benim zamanımda arabesk de vardı, Türk halk müziği de, sanat musikisi de çok revaçtaydı. Eve gelip gidenin haddi hesabı yok tabii müzisyen çocuğu olarak. Tabii. Çok başarılı olduğumu söylediler. Ben de ufak ufak kalemşörlük yapmaya başladım. Şiir yazmaya, şarkı sözü yazmaya başladım o zaman. Güzel çeviriler, güzel şeyler hep de denk geliyordu bana. Biliyorsunuz Batı müziğinden alıntılar vardı. En sonunda askere giderken sevgili Nilüfer'e, Nilüfer ablacığım dedim, benden bir isteğin var mı? Askere gidiyorum artık. Öpeyim elini ver. Vallahi dedi, ben şu parçalar gibi bir parça yap. Vallahi alıp zevkli okurum dedi. Stil belli bir stil zaten. Parçanın hani Evet. uygunluğunu düşünürseniz. Benim de en sevdiğim müzik tarzlarından, türlerinden bir tanesi. Ben de oturdum ona istinaden. Devamlı askerliğimin birçok zamanında bunları düşün ama bu böyle sonlarına doğru denk gelmiş olan bir parça. Formasyonunu çok özümsedim o söylediği stilin. Hı. İçimde de varmış demek ki. Önce melodisini yarattım, sordum sevgili Emrah'la Özcan'a. Dedim bir şeye benziyor mu arkadaşlar? Sonra diğer müzisyen arkadaşlarıma, ben armoni müzikasında yaptım askerliğimi. Yani çok müzisyen vardı. 50'si birden bana hayırlı olsun hiçbir şeye benzemiyor dediler. Oh dedim içim rahat ol, en azından her tarzdan müzisyen var ya. İlk ortaya çıkışı öyle, sonra sözünü yazdım. Sözü bitti işte, küçük bir kısmı kaldı filan. Orayı da hallederiz ya, artık yazılsın diye bıraktım. En sonunda 3 satır var. O da bitince güzel oldu. Tabii biz bunu dinlettik ama kendisine yar olamadı o zaman diliminde. O da bir talihsizlik. Denk geldi Kerim'e. Yani ben Kerim'e parça verdim 2-3 tane.
beğendi. Özellikle iki tanesini çok beğenmişti. Tamam dedik, okey. Onun menajeri benim eski menajerim. Kısaca sende vardır parça deyince hanımı. O da dışarıdaydı. Yok diye söyledim ama geldi attı. Bu parça benim diye kapıda. Ne güzel. Anlatıyorum. Israrla 20 dakika falan ısrar etti. Vermeyeceğim bunu, kendim okuyacağım. Bak Kerim böyle böyle diye. En sonunda tamam oku dedim. Yani tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir sesi vardı. Evet. Tınısıydı. Evet. Yakıştı. Evet. Ona denkmiş. Nur için de yazsın. Sana ayrılan sürenin sonuna gelirken şimdi şu soruyu da yani sormadan geçemeyeceğim. Geçen gün bir açıklama yaptım, bu Kıvanç Tatlıtuğ muhabbeti nedir? İşin aslı nedir? Hani direkt ya şimdi direkt aslında söylenmezdi. Hani bu konunun gelişi orada zaten. Biliyorum bakınca, ki bir yanlış anlaşılma var ve yanlış yani, bir algı sanki oluşmuş değil sanırım. Yani zaten. Şimdi yani, size çok güzelsiniz, biz zamanınızın en güzeli sizdiniz denirse hani ne dersiniz? Ben nasıl acaba filan hani o zaman dilimi bugün böyle yaparken yani. Zamanınızın en yakışıklı popçusu sizdiniz ki yanınızda birinin olmasına tahammül edilemiyordu gibi evet. Bir şey gelince hani pişmanlık gibi de değil de hani ne yapmadın yaptın işte modunda hani algılayıp ben evlendin vesaire gibiler, gibi sorular da oldu burada da vardı eşimle zaten ilgili hani bir şeyler konuşuyorduk şimdi arada konu konunun üzerine gelince evet. Hatta şey bir tanesi de botoksla ilgili şeydi araya da şunu eklemişim üst üste binince montajda biraz tuhaf. Tabii söylemek istediğim şey da vardı kendi tarzıma stilime hani kendimi görmek istediğim yerde zamanında birçok başrol teklifi gelmişti onları değerlendirmemek büyük hataymış dedim ama Kıvanç'ın oynadığı rolümü kendime çok biçtim dedim çok bana uyuyor kadrajda kendimi görebiliyorum abisini kardeşini oynayabilirim ama dedim şimdi yani tabii bakınca o mavi gözü sarışın ya ama dedim o benim mavi gözü sarışın yani halim. Dedim ama ben onu yani ben benziyorum demedim ki ben onu o zamanki tipolojiye göre baktığınızda o karakterin yapısı o karakter ya hani evet. Oraya uyar mıyım hani yani bizim ailede de var renk bana denk yani gelen bu ama yine bir kardeşi falan yine ben olurdu bize demek istediğim istedim. Ben net biraz anladım, şey oldu. Net anladım ben fakat Kıvanç'tayım. Bu benzemem mümkün değil şey, o da bana benziyor. O kadar çevrilmeye müsait bir yorum tabii. Ki şey aslında. Şey gibi başlık öyle gelirse Kıvanç Tatlıtuğ'la işte benzerliği konusunun yani direkt öyle manşet atınca ben görsem ben de yani neler yazdılar. Birçoğu çok gırgır çok kibarlar bu Ramazan ayında hepsine teşekkür ediyorum. Abuk subuk olan şeyler de var. İlla ki olacak muhtemelen. Yani. Ama illa ki olacak. Ben de görsem ben de öyle bir cevap verirdim ya da bir şey yazardım sonuna. Vallahi. Yanlış anlaşma. Kesinlikle yanlış anlaşılma. Kesinlikle. Buradan da Beyaz TV ekranlarından açıklık getirmiş olduk efendim. Herkese sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Yani seni ben ağırlamak çok keyifli. Şarkılarını dinlemek çok keyifli. Çok buradan kıymetli eşine de çok çok sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz zaten. Bizi buradan izliyor. Çok tatlı, çok şeker. Bir ömür mutluluklar diliyorum ve güzel şarkılarını bekliyorum. Efendim Beyaz TV ekranlarında kıymetli sanatçı Tayfun Duygulu bizlerle beraber de programımız devam edecek. Evet efendim Beyaz TV ekranlarında şu anda özellikle gözlük kullanan izleyicilerimiz varsa onların dikkatini çekecek bir konuğumuz var. Optisyen Cengiz Keleş bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İlk olarak sizi tanıyarak başlamak isterim. Ben Cengiz Keleş. Optisyenlik mesleğini 20 yılı aşkın bir süredir icra etmekteyim. İstanbul Bağdat Caddesi, Nişantaşı ve Ataşehir lokasyonlarında optik mağazaları işletiyoruz. Bu sektörle ilgili her gün kendimizi güncelleyerek daha ileri seviyelere taşımaya gayret ediyoruz. Peki optisyenlik mesleği çok önemli ve hassas bir meslek. Yani. Evet. Bunun için nasıl bir eğitim ve donanım gerekli? Ön lisans düzeyinde bir eğitim gerekli. Tabii bu eğitimi tamamladıktan sonra sahada optik mağazalarında bunun pratiğini deneyimlemeniz gerekiyor. Bu da minimum 2-3 yıllık bir süreçten sonra kişi optisyenlik unvanını tamamıyla hak etmiş oluyor. Çünkü optisyenlik bir sadece teorik eğitimdir. Evet. Uygulama eğitimi süresinde pratik bilgiye erişebilmek için optik mağazalarında çalışılması gerekiyor. Ve sonraki süreçte mesleki tecrübelerle ilerleyebiliyorsunuz. Evet. Peki siz progresif gözlükler yani uzak yakın bir arada kullanılan gözlükleri daha çok yapıyormuşsunuz. Ve gözlük kullananlar bunun için sizi daha çok tercih ediyorlarmış. Ya bunun nedeni nedir? Yani bir sırrınız var mı bununla alakalı? Aslında sırrımız şu. Öncelikle sabırla kişinin gözlük çerçeve seçimini
çok hassas ve dikkatli bir şekilde sonuçlandırıyoruz. Daha sonraki süreçte kişinin mesleki uğraşlarını ve gözlükle ilgili kullanım alanlarını detaylı bir şekilde sorduktan sonra o kişiye özgü kişiselleştirilmiş progresif camları sunuyoruz ve kendilerinin tabii bütçeleri doğrultusunda, çünkü her bütçe için kullanılması gereken bir progresif türleri vardır. Geniş kanal ve dar kanal dediğimiz, kişinin hem bütçesine hem uğraştığı mesleki grubuna göre biz seçenekleri, alternatifleri kendilerine sunuyoruz. Kendileri karar verdiği bir camı doğru bir çerçeveye, düzgün bir montaj ve teknolojik cihazlarla yapmış olduğumuz odak diye tabir ettiğimiz optik merkezlemesini hassas bir şekilde uygulayıp kişilere teslim ediyoruz. Tabii bunu sadece uygulayıp teslim etmek yetmiyor. Sonraki sürecinde kullanım detaylarını da çok sağlıklı bir şekilde kendilerine iletiyoruz. Çünkü progresif kullanımı dünyada artmaya başladıktan sonra merdivenlerde inerken kalça kırıkları tespit edilmeye başlandı. Bunun sebebi şu: kişiler merdivenden inerken progresif gözlükler uzak ve yakın bir arada olan gözlük olduğu için kişiler merdivenden inerken yakın noktasından merdiven basamaklarına baktığı için burada kişide bir baş dönmesi ve denge problemi gerçekleşiyor. O yüzden burada bütün kullanıcılara şunu söylemek isterim: progresif gözlük kullanan kişiler merdivenlerden özellikle inerken uzak noktasından bakarak merdiven basamaklarına basmak zorundalar. Evet. Peki çocuklarda da tabii göz bozukluğu maalesef ki bu teknolojiyle beraber ilerlemiş durumda. Aileler çocuk gözlüğü seçerken nelere dikkat etmeli? Öncelikle çocuk gözlüğü seçerken özellikle 0-7 yaş arası çocuklar çok hareketli olduğu için buruna baskı yapmamasına, kulak arkasındaki sapların oynarken ya da hareketli anlarında düşmemesine özellikle dikkat etmeli. Mümkünse kafa bandı diye tabir ettiğimiz gözlüğün düşmemesine engel olan bantların, tabii bantlar var. Evet, o bantların olan gözlük markalarını tercih etmeleri. Genelde sporcuların da sahada kullandığı. Ona benzer mantıkta gibi üretilmiş gözlükler. Tabii çocuklar burada hareketli olduğu için bu hareketliliği süre içerisinde gözlüğün sağlamlığı da çok önemlidir. Şimdi çocuklar göremediğini ifade edemez. Evet. Her ebeveyn çocuk doğduktan sonra 6 aylık maksimum 1 yıllık periyotlarla bir göz hekimine muayene ettirmeli. Çünkü hem göremeyen çocuk öğrenemez, tabii, öğrenemediği için de odaklanamaz, odaklanamadığı için de başarıyı yakalayamaz. Zaten şu anda artık hani yeni sisteme göre yeni doğandan itibaren doktorlar belirli periyotlarla göz muayenelerini koyuyorlar. Artık daha farkında ebeveynler. Yani evet, eski doğru, çok doğru Hacı Hanım. Yani daha önceki yıllara göre ailelerin bu konudaki bilinçlenmesi giderek artıyor ama çocuk yine doktorları uyarıyor zaten. Kesinlikle. Sürekli. Yine periferde hekime ulaşamayan kesim de var. Kesimin buradan en azından bu programı izleme fırsatları olduğunda, evet, yani kesinlikle çocuklarını maksimum yılda bir göz kesinlikle kontrolüne. Çünkü erken teşhis dediğimiz olay burada devreye giriyor. Evet. Siz çocuğunuzu 7-8 yıl göz hekimine götürmeyin. 7-8 yıl sonra bir göz hekiminin koyduğu teşhisin tekrardan tedavisi mümkün olmayabiliyor. Evet. O yüzden burada Sağlık Bakanlığı'nın birçok yere ulaştırdığı göz hekimleri var. Ama burada ailelerin de tabii bu bilinçte olması gerekiyor. Peki ofis gözlüğü diye bir şey duyuyoruz. Evet. Yakın zamanda yavaş yavaş benim de ihtiyacım olacak galiba. Çünkü ben birkaç aydır bende de yavaş yavaş bulanık görme böyle oluşmaya başladı. Bu ofis gözlüğü bunlar için mi? Şimdi ofis gözlüğü aslında günümüz teknolojisi, bilgisayar ile hepimiz meşgul olduğumuz evet için. Şimdi uzak ve yakın diye adlandırdığımız progresif gözlükler
uzaktaki görüntü netliğini 1 metre ve ötesinde yakalayabiliyorsunuz. Hı hı. Yakındaki görüntü netliği, mesela bir kitap ya da bir önünüzdeki, hı hı, yazıyı okurken maksimum 40 santimde yakın gözlük numarasıyla görüntüyü verimli, hı, bir şekilde elde edebiliyorsunuz. 40 santim. Şimdi bilgisayar tam ikisinin ortasında bir uzaklıkta olduğu için o uzaklıktaki test ettim. Evet, o uzaklıktaki bir nesneyi görebilmek için ayrı bir numaralandırılmaya ihtiyaç, hmm, duyuluyor. Çünkü uzak gözlüğüyle 1 metre ve ötesini net görüyorsunuz. Yakın gözlüğüyle maksimum, evet, 40 santimi net görebiliyorsunuz. Evet, evet. Bilgisayar mesafesi minimum 70-80 santim uzaklığınızda olduğu için orada ofis gözlüğü dediğimiz, tanımladığımız bir gözlük türüne ihtiyacımız oluyor. O yüzden bahsettiğiniz ofis gözlüğü tam o anlamıyla bu. Sizin yakını görememe probleminiz de buna benzer bir problem. Hı hı. Çünkü 40 yaşından sonra belli periyotlarla göz numaraları yükselebiliyor. Tabii bu sizin uzak gözlüğünüzün, uzak numaranızın var olup olmasıyla da alakalı. Mesela, yok, geçen seneye kadar yoktu. Yok muydu? Ha. Geçen seneye kadar yoktu. O zaman sizin 41 oldum, yakında bir bulanıklaşma başladı yani. O zaman 41 kere maşallah 41 diyelim. 41 ile beraber bir yakında bir bulanıklaşma 41 başladı. 41 kere maşallah Işık diyerek. Işıkla alakalı olabilir mi? Yani, yani tabii ortam yok, ışığı. Yakında bulanıklanmaya başladı yani. Acı gerçekler. Ortam ışığı, evet, bir görüntü netliğini biraz da olsa etkileyen bir durum ama yakın olayı kesinlikle yaşa bağlı bir durum. Evet. O yaşa bağlı olan durum da zaten herkes yakın, yani her canlı gözlüğü her canlı gözlüğü tadacaktır. Aynen, gözlüğü tadacaktır. Var mısın? Ama 0.25. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık efendim. Ben teşekkür ederim. Evet, Beyaz TV ekranlarında optisyen Cengiz Keleş bizlerle beraberdi. Programımız devam edecek. Evet, Beyaz TV ekranlarında şimdiki konuğumuz efendim medikal estetik hekimi Doktor Gündüz Bayram. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyiz, şükür. Hamdolsun. Harika. Başarılı bir estetik plastik cerrahsınız efendim. Evet. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Ben Gündüz Bayram, Azerbaycan'dan geldim. Tahsilimi Rusya'da aldım, Sankt Petersburg'da. Harika. Plastik cerrah olarak bitirdim. Azerbaycan'a döndüğümüz zaman ufak ufak işlerden başladık da şimdi bayağı bir başarılara imza attık maşallah. Maşallah. Maşallah, ne, evet, güzel. Peki doktor olmak sizin çocukluk hayaliniz miydi? Çocukluk hayalimde polis olmak vardı. Polis. Ama her bir çocuğun davranışlarında bir belirtiler olur. Bu Allah tarafından mıdır? Ya insanın gelecekte hayali, yani biz çocuk oyunları zamanı iğnelerle oynadık. Sonra başka başka makaslarla oynadık, bıçaklarla oynadık. Belki de oradan Allah'ın bir belirtisi vardı. Belki de. Peki şimdi sizinle çok konu var konuşmak istediğimiz ama ilk olarak şu yapay dolguyu konuşmak istiyorum. Evet. Nedir bu yapay dolgu? Yapay dolgu günümüzün belasıdır. Ay, gerçekten mi? Evet. Yapay dolgu sintetik bir maddedir. Yani kimileri mazottan alındığını söylüyor, kimileri farklı yerlerden geldiğini söylüyor. Ama yapay dolgunun şu anki, şu günümüzde bize verdiği hasarları yani nezere aldığımız zaman yani çok kötü bir yol işlere yol açıyor. Çok zararlı bir şey. Evet, çok zararlı. Evet. Peki şimdi sonuçta yine de yaptırılıyor yani insanlar tarafından. Bu herkese yapılabilen bir operasyon mu yani? Herkese yapılması yanlış. Bizim Azerbaycan'da daha çok yapıldı. Duyduğumuza göre Türkiye'de de. Çünkü bizim hastalarımız da var Türkiye'den. Bayağı birçok hastalarımız var. Yani yapılması yanlış. Bu yanlışı yaptırılan zaman insanlara söylememişler. Hmm. Türkiye'den için hastalarımız var derken özür dileyerekten, evet, söylüyorum. Bu yanlış operasyon, yanlış işlem yapılmış, yanlış kişiler mi? Yanlış. Tabii şu an ekranda da zaten görüyoruz. Evet. Yapay dolguyla yani çok zarar görmüş. Yani sonuçta aslında merdiven altı diye tabir edebileceğimiz, evet, yerlerde, evet, uygulanan yanlış dolgu malzemeleri, yanlış aslında dolgu, bu yapay malzemeleri dolgu dediğimiz şey. Bunu 1960'lı yıllarda Avrupa'da şey için vurdular. İnsanlarda bu reumatik
ağrılar için, revmatik sorunlu olan hastalar için onu buldular, icat ettiler. Ama sonradan bunlarda da bir hasar oluşturduğunu gördüler. Onun için Avrupa'da bunun yasakladılar. Yasakladılar. İşlemini yasakladılar. Ne yazık ki sonradan bizim bu işbazlar yani bunları aldılar, getirdiler. Şimdi Türkiye'de de mi, Azerbaycan'da da mı bunların istifadesini başladılar. Yani Doğu Avrupa'da mı var diye biliyorum. Evet. Yaptırmaya başladı, evet. Peki bu yapay dolgular çıkarılırken nasıl bir işlem uyguluyorsunuz cerrah olarak? Yani tam anlamıyla temizleyebiliyor musunuz bu? İlk dönemlerde biraz zor oldu. Yani bunun bir yolunu bulmak için, hiçbir hasar vermeden çıkarması için cerrahi ameliyatlara el attık. Yani cerrahi ameliyatlara bir sonuca varamadığımız için bunun daha da iyi bir hasar vermeden, yani insanları daha da hasarsız bu işlemlerin yapılması için bir yolunu bulmamız lazımdı. Şükür Allah'a ki bulduk onun yolunu. Yani şimdi onun tam çıkarılmasını biz mümkünlüğünü yani başardık. Ne güzel. Peki çıktıktan sonra tamamen o eski doğal haline alıyor mu, yoksa bir iz kalıyor mu? İz, bizim ameliyatların hiçbir izi kalmıyor. Yani biz yaptığımız ameliyatlarda izin kalması mümkün değil. Çünkü biz burada bıçaktan, makastan, dikişten yani istifade etmeden bunu yapıyoruz. Ama dokuların kaybolmasında, dokularda kaybolmalar oluyor. Evet, çünkü bu dolgular kan dolaşımını hı-hı, bozduğu için tabii, orada tabii, bir apseli bir hal yaranıyor. Tamam mı? Onun oradan apseni çıkardığımız zaman zaten dokuların da oradan çıkması, yani apseli dokuların çıkması lazım. Evet. Apseli dokular çıktığı zaman orada bir boşluk yaranıyor. Çökmeler oluyor. Onu da sonra şeyini biz yapabiliyoruz. Yani düzeltme işlemlerini yapabiliyoruz. Peki bu dolgu malzemesi nedir peki? Yani tam olarak dolgu malzemesi, demin de söyledim, bunun mazottan alındığı sentetik bir terkipli, sentetik bir dolgudur. Yani söylediğim gibi vücutta kan dolanımını bozduğu için apselere yol açır, nekrotik haller yaranması mümkündü. Yani sentetik dolgulardı. Bunun insanlara vurulması tamamen yanlış. Yani şimdi de bunu yapan varsa hemen durdurması lazım. Tabii. Evet. Şimdi dolgu deyince genelde insanların ilk aklına gelen şey kadınlar oluyor, yani kadınlar dolgu yaptırıyor diye, ama peki erkekler de dolgu yaptırıyor mu? Yani maalesef ya da ne seviyede, yani çok, bizim tahminimizden daha mı çok? Tahminden çok değil de, yani benim gördüğüm herkes dolgu yaptırmış. Zaten ben onu görüyorum. Kadın, erkek. Ben hariç, bende yok vallahi dolgu. Bende yok. Yok. Ben isteyerek gelenlerin hepsinde ben onu görüyorum zaten. Onun için ama böyle genelde insanlarda yok. Fazla değil. Yani az insan, erkeklerde az insanlar. Erkeklerde evet, az ama yine de var. Yine de var, evet. Anladım. Peki bu yapay dolguyu en çok nereye yaptırıyorlar? Yapay dolguyu genel olarak yüz bakımı yani ettiren yüzde hanımlar. Yani yüzde mesela nereye yaptırıyorlar? Yüzde yanak dolguları yaptırıyorlar, dudak dolguları yaptırıyorlar, nazolabyala fazla yapılıyor. Alın bölgeleri yapılıyor. Alna dolgu. Evet, evet. Alna yaptırılıyor. Ben onu duymuştum, evet. Çenede oluyor. Bir de beden bölgesi. Burnuna da yapıyorlar diye biliyorum. Buruna da, evet. Çeneye de ekliyorlar böyle. Sivrileştirmek için. Sivrileştirme için, evet, yapıyorlar. Göz altına yaptırıyorlar. Of. Beden bölgelerine yaptırıyorlar. Ayaklara yaptıranlar oldu. Evet, sağrı ayak, bir de kalça bölgelerine yaptıranlar çok oldu. Kalçaya da dolgu yapıyorlar, evet. Evet. Peki bunun riski, yani en azından yüze yaptırılmasının riski? Riski %100. %100. Riskli. Çok riskli. Hele ki göz yakınlarını, göz yakınlarını, burunda, çevresine evet, yapılmaması, burunda yapılması şey, riskli. Burunda, şu büküşlere yapılması riskli, dudakta yapılması, vücuda risk, yapılması risk riskli. Risk olmayan taraf yok de o zaman. Taraf yani, yok, tabii, evet. Ne vücuda güzel, yapılması yanlış. Peki dolgudan bir de şu kaş kaldırma operasyonuna evet, geçelim. Kaş kaldırma operasyonu nasıl yapılıyor? Kaş kaldırma operasyonunu biz yeni bir üsulla yapıyoruz. Onun kaslara dikişini, bir de kemiği üzerine dikişini yapıyoruz. Bu hiçbir zaman düşme riski yok. Tamam, daimi kalıcıdır. Yani onun da bir yeni üsuluyla onun yapılması mümkün.
Yeni yöntem. Yeni yöntem, evet. Nereye benim çekiyorsun? Benim biraz şeyimde, konuşmamda. Yok, estağfurullah. Çok güzel konuşuyorsunuz. Çok güzel konuşuyorsunuz. Hiç hiç yani. Peki bunun riski var mı kaş kaldırmanın? Kaş kaldırmanın riski diyabetli hastalara olması yanlıştır. Bir de şey, bu onkoloji hastaları, yani kanser hastaları. Kanser hastaları, evet, yapılması yanlıştır. Peki bunun bir süresi yok mu? Hani düşmez dediniz ama bir süresi var mı onun? Yok yok, düşmez. Onu kemik, ömür boyu mu oluyor? Evet, ömür boyu. Kemiği üzerine diş attığımız zaman. Kemik üzerine diş atıyorsunuz. Evet. Hangi kemik? Alın kaslarının altında kemiklere, evet, galiba. Kemiğe dikiş atmak ne demek? Kemik dediğimizde kemiğin üzerinde bir fasya var. Fasya, hı-hı, dikiş, evet, attığımız, fasya dokusu. Evet, fasya dokusuna dikiş attığımız zaman, hı-hı, o kalır. Hiçbir zaman da düşmez. Kaşı böyle buradan alıp, evet, kemiği mi? Böyle saçı işte topladığım zaman oluyor benim yani. Bak tepeden böyle çektireceksin kemiğini. Saçı bağladığınız zaman o temporaldan onun dartılması, yani yığılması oluyor. O da yani bir süre sonra onu açtığınız zaman yine düşer. Aa, tabii canım yani o. Peki, ayrı. Peki fasya dokusu zamanla, hani yaş ilerledikçe onda bir fasya dokusu inmez, hayır. Yani kemiği üzerindeki inmez. Kas üzerindeki fasya dokusu iner ama kemiği üzerindeki fasya dokusu inmez. Ay çok ilginç. Peki daha çok kadınlar mı erkekler mi bu kaş kaldırmayı yapıyor? Erkeklerde az yaptık ama kadınlar yine de şey. Tabii çok yani. Güzel olmaya çalışıyorlar onun için. Zaten güzeller ama daha fazlasını istiyorlar kadınlar. Ya da değişik olması. Ya da değişik olması. Yani. Evet. Peki bu yaptığınız operasyonların en çok sizi zorlayan hangisi? En çok zorlayan biz dolguları, yani bu yapay dolguları temizlediğimiz zaman önceden, yani temizlememişten önce bunlara iğne yapıyoruz biz. Eritme. Eritme iğneleri. Eritme demeyelim, şey olsun. Dokulardan ayırma, onu yumuşatma bir prosedürü uyguluyoruz da, o prosedür bir hafta 10 gün sürüyor. Onun dolgular farklı olduğu için, biz orada zamanımızı o alıyor. Orada tam yumuşamamış dolguları almamız bizi daha çok zorluyor. Tabii. Kalitesiz dolgular mı tam yumuşamıyor? Kalitesiz dolgular tam yumuşamıyor. Yumuşuyor da biraz zaman alıyor. Yani zamanla, evet, daha çok onu hastalarımız onu zamana sabretmedikleri için biz onu daha tez aldığımız zaman onda biraz zorlanıyoruz. Evet. Çok fena. Peki geri dönüşler nasıl size hastalardan? Yani danışanlarınız, hastalarınız size neler söyler? Çok iyi. Biz dokulardan dolguları aldığımız zaman kan dolanımını biz orada berpa ettiğimiz zaman insanların vücudunda bir yenilenme oluyor. Tabii. Bu intoksikasiye, her günlük dolgu intoksikasiye, yani zehirlenme oluyor o vücutta. Biz onu aldığımız zaman zehirlenme dayanıyor. İnsanın vücudunda bir değişikliği oluyor. İnsan kendini daha ferah hissediyor. Tabii. Onu biz oradan çıkardığımız zaman insanlar kendini bir şey hafiflemiş hissediyor. Hafiflemiş hissediyor. Onun da geri dönüşümü bayağı iyi oluyor. Siz dünyada galiba bir ilke imza atmışsınız. Evet, ilke imza attım. Nedir o attığınız, hani kendi sisteminiz, ilke attığınız o sistem? Kendi sistemimiz şöyle diyelim. Biz onun tam olarak açıklamak istemiyorum da ama yeni bir yöntemle dolguların çıkarılması, hiçbir hasar vermeden çıkarılması yalnız bizde mevcuttur. Sadece ama Azerbaycan'a gelecekler bunun için. Yok, biz Türkiye'ye de geliyoruz ama en çok işlemlerimizi Azerbaycan'da yapıyoruz. Evet. Harika, merak ettim valla. Evet. Buradan dolgu şikayeti olan hastalara duyurulur efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Yani daha sonra o kadar çok şeyler sormak isterim ki size. Başka süremiz kısıtlı. Sorur. Bir daha gelin lütfen. İnşallah bir daha sohbet geleceğiz. Etmek, evet, istiyoruz mutlaka sizinle. Evet efendim, Beyaz TV ekranlarında medikal estetik hekimi Doktor Gündüz Bayram bizlerle beraberdi. Programımız devam edecek. Söz Sende programında daha önce de bize konuk olmuş ve oldukça ilgi çeken açıklamalar yapmış biri var efendim yanımızda. Araştırmacı yazar Hasan Hasratlı bizlerle beraber. Hoş geldin tekrar. Hoş geldik.
Çok memnun oldum sizi bir daha görmeye. Biz de seni gördüğümüz için çok memnun olduk. O gün hakikaten tadı damağımızda kalmıştı sohbetin. Bugün seninle son zamanların bu konuşulan konusu efendim, astral seyahat. Malum birçok kişinin ağzında bu astral seyahat Hanım, var. Aslında günümüzün rezilliği söylerdim. Şu an TikTok, Instagram, kimi atarsan Instagram'da bir izlenme izlemeye için, TikTok'ta izlemeye için bunu konuşuyor. Gündeme gelmeye için bunu konuşuyor. Çünkü insanların resmen bilinçaltıyla dalga geçiyorlar. Nedir peki bu astral seyahat? Mesela bir ünlü şarkıcı konuşuyor böyle. Bakıyorum bir evet. şarkıcı var. İsmi Güney mi? Böyle bir şarkıcı var. Hı hı. Azerbaycan'a da gelmişti bu yakınlarda. Vallahi kusura bakmasın ama onun konuştukları o astral seyahatte olmamış. O sadece okuduğu bir şeylerden konuşuyor. Ben bu işin uzmanı olarak bunu söylüyorum. Hı hı. Yani kusura bakmasın onun konuştukları sadece okuduğu bir hikayeler. Evet yani. Hikayeler, resmen hikayeler. Hı hı. Ve insanlar da buna tamam da şey, akıllı insan, okumuş insan. Sözünü demiş insan, bu metafizik üzerinde, okültizm üzerinde, metafizik üzerinde sözünü demiş insanlar anlıyor ki hikaye konuştuğunu. Tabii. Anlıyorsun tabii. Böyle yani, ama insanlar da merak ediyor. Çünkü yeni bir şey. Aslında yeni değil. Yeni değil. Metafizik, eğer sen bunu güzel biliyorsunsa, kendini ispatlaman böyle konuşmaya da, kendini ispatlamak için astral'a çıkıyorsunsa, bir tane önceden olan negatif bir şey söyleyeceksin. O zaman ispatla, çıktım ay orada benim bir başka varlıktan eşim var, ay orada bu hikayeler. Yani, birazcık da dikkat çekmek için dikkat gibi. Dikkat çekmek için, gündeme gelmek için, gündeme yani. Gelmek için bir hikayeler. Olmaz, evet. Bu kadar da insanlara dalga geçmeye olmaz, kusura bakmayın. Yani astral seyahat tam farklı bir şeydi. İlk önce sen insanın küçük bir şeyden başladı. İnsanın biyolojisini görme gücün olacak. Onu görmeden sen hangi astraldan konuşabilirsin? Senin besretin astral. Besret de her insana nasip olacak bir şey değil. Tabii. Ya doğuştan olar ya da onu açmak çok zor bir şey. Evet. Peki. Zaten onu açıldığı zaman bazıları deli oluyor. Deliliyor. Çünkü direkt başka varlıkları görüyorsun. Tabii. Başka. Ben bu varlıklar çocuktan, doğuştan, bunu benim arkadaşlarım yıllarla, yani artık ben onlarla bir arkadaş halindeyim başka varlıklarla. Hı-hı. Hiçbir zamanda çıkıp onu şeyim ve bunu dünya üzerinde artık ispatlamışım. 21 yaşında metafizik yarışmasında ve dünyada bazı olaylar. Sadece ben biraz uzak durum çünkü bu işlerin sonu iyi değil. Tabii ki, tabii ki. İyi değil yani, sen başka varlıklarla resmen oynaman, başka varlıklarla konuşman iyi bir yöne gitmiyor. Kendin zarar çekiyorsun bazı şeylerden. Tabii ki. Çünkü ben bu işin hobi olarak başladım. Yani sevdim, kendimde var, geliştirdim. Ben bu arada hem gazetesiyim, hem Türkiye yerel basın birliğinin Azerbaycan temsilciyim, hem kendim sporcuyum, biznesim var. Yani ben bu işle para konusuyla ilgilendirmiyor bu işin. Yani ben otururum bu işte fal bakım, bir şey bakım. Bunlardan uzağım şimdi. Zaten olmamalı böyle şeyler. Evet. İnsanları doğru yönde yönetmeye çalışıyorum bu yönde. Çünkü şu an Türkiye'de %90 medyum ve hepsi sakat medyumlar, anlıyor musunuz? Böyle bir şeydi. Evet. Şimdi bu astral seyahate çıkmak diye bir deyim var. Yani böyle bir söz var. Var, var. Şimdi buna herkes çıkabiliyor mu, yoksa çıktığını mı sanıyor? Yani peki gerçekten yani, böyle bir şey var ama astral seyahat var, diye ama bir şey bunun var. Her adamın bilinci, beyni kaldıracak kadar bir şey yani, rahat bir şey değil. Burada ilk önce senin besret gözünde çok birazcık açık olmalı. Durumu hissetmen olması lazım. Besret dediğiniz, şimdi izleyicilerimizin tam anlaması, yani duru görümü, besret gözü, böyle diyelim. Kalp gözü. Yani dini bakıştan ise kalp gözü diyorlar. Kalp yani gözü, kalp evet. gözünün açık olman lazım. Hı-hı. Sen bu iki yönde olabiliyor Ece Hanım. Bu iki yönde oluyor. Biri ilahi ve biri şeytani yönde oluyor. Yani bu astral seyahat. Astral seyahat. Evet. Evet. Ha, ilahiler de var, şeytani de olabiliyor. Hı-hı, tamam. Nasıl ki enerji negatif ve güzel enerji ve negatif enerji, bu da aynı durumdadır. Çünkü göze görünmez varlıkların enerjisi bile negatif ve onların bazıları Müslüman ve bazıları ise kötüdürler. Bazıları namaz kılar, Allah'a kabul eder ama bazıları bizden uğraşar. Evet. Sorun bu da. Ve bazılarına da Ece Hanım, en komik olan yönü bu. Ben bir şey diyeyim. Bazılarına aslında o enerjiler musallat olmuş. Onlar aslında hayat zannediyorlar. Ha. O musallat olmuşlar, onların bilincinden oynuyor resme. Aa, bak o da olabilir. Şimdi onu yok, olabilir değil. Bu böyle. Musallat yani. Oluyorlar. Çıktığını mı sanıyor? Yani beyninde, çünkü onlar bizim üç harfi dediğimiz, hı-hı, öyle evet. bir gücü, bir enerjiye sahipler ki, hı-hı, insanın beyninde istediğin düşünceni yaratabiliyorlar. Hı-hı. Nasıl oluyor, bazı intiharlar diyor, bana bir bildirdi ki git eşimi öldür. Böyle bir şeyler var. Hı-hı. Araştırmalı bir şeyler. Bakın kurs, o kadar Allah haberlere kurs. Bakıyoruz. Biri dedi ki bana dedi ki bir şey yap. Çocuğumu öldürdü. Kulağıma bir ses dedi. Onu bunlara yapıyorlar. Bu şeytan, üç harfler
öldürmüyor. Öldürmeye gücüne sahip değil. Öldüren Allah'tır. Öldürmek için insana sebepler yaratıyor. Bir düşünceler yaratıyor. Depresyona kapıyorsun, bir şeylere inanıyorsun, seslere duyuyorsun. Farklı farklı. Ve bunları insanlar da insanlara musallat edebiliyor. Bazı ritüallarla. Evet. En kötü, kötüsü bu. Ve şu an insanlar da buna çok şey, Ece Hanım çok meraklı. Birbiriyle kavga yaparken hemen bu medyumların yolunu tutuyorlar. Ve Allah negatif korusun. Enerjilere. Ve negatif enerjinin olması daha rahat. Çünkü bak bunu kırmağın ne var? 2 vır 2 attı kırıldı ama onu toparlamak zor. Tabii ki. Burada da negatif enerjini yapmak çok rahat ama onu temizlemek insandan çok zor. Doğru. Peki astral seyahatle geleceğe gidilir mi gerçekten? Geleceğe Allah'ın izni olmadan hiç kimse gidemez. O kadar senin ruhun temiz olması lazım. O kadar pak olman lazım ki Allah sana o gelecekten bir işaret versin. Besret gözün açık olması lazım. Yoksa yalan. Tabii. Çıksınlar bu kadar konuşanlara bak çıksınlar. Bir iddialı konuşma. Herkes biliyor ki Taksim'de olay olmuştu. Terör. Evet. Bir gün önce herkes biliyor. Instagram sayfamda yazmıştım ki Taksim'de bir şey gördüm. Uyku gördüm. Böyle bir şey. Herkes bunu Azerbaycan biliyor. Milyonlarla insan izledi ve yorumlar yazdı. Ve bir gün sonra o hadise oldu. Çıksın bir tanesi böyle bir ispatla bir gün önce söylesin. Ay astral. Gittin mi astralda? Söyle yaz. Uykulardı. Uykular zaten uykularla bağlı bir şeydi astralda. Gerçi o da doğru. Yani eğer öyle bir şeye gidiyorsan ya, mesela ispatla, kötüyü de görmesi ispatla, lazım. Yani. Konuşmakla değil. Tabii. Evet. Peki bu astral seyahate çıkmanın hayal gücüyle alakası ne? Bazıları zaten hayal gücüyle bunu hayaliyle yapıyor. Çok seviyor. Şu an bir mod oldu bu aslında da. Ama buradan yani üzümü tutup insanlara diyorum ki uzak durun. Çünkü negatif varlıklar size musallat olduktan sonra canınızı kurtaramayacaksınız. Doğru. Yani size yazık, işinize yazık, hayatınıza yazık. Doğru. Peki yani bunun bir tekniği var mı? Tekniği var mı? Her şeyin tekniği var. Mesela çok normal bir şey iki parmağı tuttuğunda alıştırırsa sen onun arasında biyonejini görebilirsin istersen. Her şeyin. Enerjini, zaten en küçük enerjini görmekten başlıyor bu astral seyahatin. Kendi enerjini, insanlar aurasını görmekten başlıyor. Küçük küçük bunu böyle diyelim bir inkişaf ettirebilirsin kendinde. Ama şu böyle bir durum oldu. Herkes bunu yapmak istiyor. Hayır yapmayın lütfen. Yapmayın çünkü çok kötü şeyler başınıza gelebilir. Çok kötü çünkü bilmediğiniz varlıklar sizin hayatınızı mahvedebilir. Kaderinize dokunabilir. Bunu anlayamıyorlar bu insanlar. Çünkü o kadar profesyonel bir mesela düşünün her işin mütekassisi var. Siz yani doktorun bile iyisi ve kötüsü var. Her işte. Her işte var. Anladın mı? İnsanlar bilmediği bir şeyi hemen yapmaya çalışıyor. Bilmediğini düşün bir ilacı alıyorsun. Bilmiyorsun ama bu sana ne yapacak? Onu içmeye çalışıyorsun. Biraz dikkat etmeye lazım bu konuda. Evet. Peki ben bir yerde okumuştum. Rüya günlüğü tutmak astral seyahate çıkmayı kolaylaştırıyor mu? Böyle bir şey var mı? Deyimler var aslında da. Rüya günlüğü tutmak, rüyalarını görmek. Yine de eğer rüyalar da iki türlüdür. İlahi rüyalar ve ilahi olmayan rüyalar. Mesela yerine güsullu, pak, ders namazı girersinse, bir dualarını okuyor. Sözsüz ki Allah sana isterse istihare namazları var. Bir iki rükette namaz kılarsan Allah senin rüyada sana istediğin şeyi aşker eder. Tabii tabii. Nasıl bir şey? Yani peygamberimizden kalma hadisler var. İsterseniz iki rükette kılıyorsun ve Allah'tan bu şeyin senin için hayırlısı mı şer mi olma aşker eder. Ama var bir de ki ilahi olmayan uykular. Onlar da kötü uykulardı. Bunları bazıları yazar. Yazmamak daha iyiydi. Kötü uykuları yazmamak daha iyiydi. Çünkü yazdığın zaman olumluluğu daha çok kötü olabilir. Doğru. Peki, yani hayatına gelebilir. Astral seyahat ile mesela tanıdıklarımızın yanına ya da kaybettiklerimizin yanına gidebiliyor muyuz? Düşünün. Siz öyle bir soru verdiniz ki bu soru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ruhlar hakkında soru verildi. Dedi Allah bana yasaklanmış o konuyu konuşmayı. Biz nasıl konuşabiliriz? Resulullah'a yasaklanmış konuyu. Evet. Ben kimim ki bugün konuşun bunu? Doğru. Ya bugün kimlerse durup konuşuyor. Siz kimsiniz? Resulullah kim, siz kimsiniz? Yani biz kimiz ki onun önünde o yasakladıysa bu konuyu ruhlar hakkında konuşmayı. Biz kimiz? Çok doğru. Kesinlikle. Doğru. Şimdi astral seyahati biraz bitirip de sormak istediğim bir şey var. Evet, numaroloji. Evet, numaroloji analizi. Ben de merak ediyorum. Aslında numaroloji hayatın şifreleri. Okültizmle bağlı bir şeydir. Hayatta hiçbir şeyin sıradan olduğu değil. Her şeyin numaralarla ilgilidir. Numaralara bağlıdır. Mesela astrolojiden farkımız nedir? Astrolojide 12 dönemdir. Ama bize 9 dönem gelir. Burada her şey, her rakamların elementleri var, bölünüyor. Mesela 2024. Bunu ben açıp bakabilirsiniz. Aralık geçen yılın Aralık ayında bu yılın numaroloji açıklama vermişim. Hepsi duruyor ve hepsi söylediklerim bu aya kadar bakın hepsi olmuş. Açıp okuyabilirsiniz var, duruyor orada. Yani önceden verdikler. Mesela bu yıl ne de 8 rakam yapıyor. Evet. 8 toprak.
Numaroloji topraktı. Element olarak. Ve bu yıl neden? Topraktan dikkat etmemiz lazım. Toprak neyle ilgilidir? Depremlerle, vulkanlarla. Toprağın düşmanı kimdir? Ateş. Ateş kendini bu yıl ispatlamaya çalıştı. Dünyanın nerelerinde yangınlar baş vermedi, vulkanlar baş vermedi. Ve nasıl bir elim açtıkça asılıyor, şifreler asılıyor, dökülüyor. Ve insanın hayatında da böyle. Hasan evet. Bey, ben buna ek olarak aklıma bir şey geldi. Bu numeroloji analizinin ebced hesabıyla bir aynı. Bes, bu, aynı şey bu bizim mi? Bu bizim yıllar eslinde ebced hesabıyla aynı bir şey. Ebcedle bile yıllar önce her şeyin nasıl olacağını tayin etmişler. Her şahın önünde kendi belediye ebced hesabı olmuş. Aslında yeni dilde numaroloji diyoruz. Her şahın yanında bir onu işte ebced hesaplanmış. Yıl bu ebcedle girecek, ne olacak? Bunlar hepsi numaroloji. Çok affedersin, müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Benim bu ebced hesabını iyi yapan bir arkadaşım vardı uzun yıllar önce. Sene 1999'da bir gün bakmasını istedik. Hani ne görüyorsun? Ama o böyle spesifik bir şey görmüyordu. Yani bir şey görüyor, kötü bir şey olacak ya da iyi bir şey olacak diye. Adam baktı, etti falan. İnanın hani yanında bulunduğum 2 saat süre içerisinde sürekli ya çok kötü şeyler gördüm, çok kötü şeyler gördüm deyip durdu. 17 Ağustos depremi gerçekleşti. Ha. Bir hafta geçmedi, 17 Ağustos depremi gerçekleşti ve ben inanmaya başladım orada yani ebced hesabına. Valla çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Daha sonra sorulacak çok şey var ama yine ağırlamak istiyoruz sizi. Çok keyifli seni konuk almak her zaman. Efendim araştırmacı yazar Hasan Hasratlı bizlerle beraberdi. Çok güzel konulara değindik. Efendim bu cumartesi bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beyaz TV ekranlarında Söz Sende programı ile sizlerle buluştuk. Önümüzdeki hafta cumartesi günü yine aynı saatte, saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde bizler buradayız sizlerle buluşmak için. Şafakcığım. Evet Ece, bugün çok keyifli konuklarımızla, çok güzel konularımızla, izleyicilerimizle birlikte olduk. Dediğin gibi önümüzdeki hafta cumartesi günü saat 13'te Beyaz TV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.